Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer funny videosuyla sizlerleyim. Mistik Ligi'nde dereceli girdik. Bu arada hesabımın profilini, işte kazanma oranını videonun başına koyacağım eğer unutmazsam. Yaklaşık 60 küsür maç, 86 veya 90 küsür dereceli oranı var. 16 yıldız hesap şu anda. Bayağı güzel bir şekilde kastım hesabı. Oranları yüksek oldu. Hani kaybetmedim falan. Güzel oldu böyle 86-90 oran küsür. Bu arada şunu da söyleyeyim, çok kısa bir sürede 7.2000 abone olmuşuz. Bu videoyu atmadan önce baktım, tam 7200 abone vardı. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destekleriniz var. Bunun için tekrardan çok teşekkürler. Umarım desteklerinizin karşılığını sizlere verebiliyorumdur. Maçı neden tekrarlarına kaydettiğimi söyleyeyim. Dediğim gibi hesabın oranlarını çok yüksek tutmak istediğim için. Bu nasıl halat atma tarzı? Uzun zamandır fan oynamayınca hesabın oranlarını çok yüksek tutmak için mecbur, hani maçtayken videoya giremiyorum hani istemsiz olarak. Maçın ortasında videoyu açamıyorum çünkü hem konuşurken hem adamların ormanını falan takip edemiyorum normal şartlarda. Hele fan oynarken daha zor harita takip yapmak. Burada Helcourt'a dalmışız. Kaçacak mı? Kaçamamış. Güzel bir şekilde kesmişim. Bu arada maç başı halatları öyle saçma atma nedenimi söyleyeyim. 1,5 haftadır falan fan oynamıyorum biliyorsunuz. Hani canlı yayınlarımda falan izliyorsunuz. Videoları da izliyorsunuz. 1,5 haftadır bir ya da iki kere fan oynadım. Hani bir anda böyle fan alınca insan bir saçmalıyor böyle bir anda ne oluyor falan diye. Çünkü karakteri böyle 1-2 hafta oynamayınca direkt mekaniğini kaybediyorsunuz. Ama böyle hemen 1-2 halat attıktan sonra kendime geliyorum, alışıyorum. Hani böyle arka arka oynamam lazım karakteri. Direkt oyuna böyle hard başlamam için. Burada onu keser miyiz ya aslında? Ben de bu arada maçı dün... güzel kesmişiz ha. Ben de maçı dün oynadım. Ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Bu maçtan sonra 6-7 maç daha oynadım. Mystic 16 yıldızda çıkarttım hesabı. Güzel güzel kasıyorum aslında. Benim bu hesabı kasmaktaki amacım önümüzdeki sezona hazırlamak tam olarak. Önümüzdeki sezona böyle hani şampiyonlarını falan açtım. Suikastler açık, ADC'ler açık, tanklar açık. Amblemleri de biraz topladığım gibi kostümleri de var hesabım. Güzel kostümler var, 3-4 güzel kostüm var. Önümüzdeki sezona bunu hazırlamaya çalışıyorum. Önümüzdeki sezon ekip kurabilirim veya ekiplere girebilirim bu hesapla. Çünkü dediğim gibi amblemler 40-30 falan böyle. Hani suikastçısı 55. Hani işe yarıyor hesap böyle tam... Ekiplerde kullanılabilir hale gelir önümüzdeki sezona kadar. Ben de önümüzdeki sezon bunu ekiplerle kasarım inşallah. Fena teklemişler bayağımız var ya. Helcourt ölür mü? Ölmedi. Harley yanlış ulti attım be. Ultisini yanlışlıkla Gora'ya attı. Ben yine canını sıkılmasın diye arkadaşlar konuşayım dedim. Hani daha zevkli oluyordur bölüm varım. Çünkü şarkı koysam... Funny videosu ne olacak, funny videosu? Hani sıkılırsınız abi ister istemez şarkı koyunca. Ben de böyle konuşayım diyorum. Bu arada dünkü attığım videonun yorumlarını, ben her videonun yorumlarını okuyorum da özellikle dünkü attığım videonun yorumlarını okudum. Hani hesapla ilgili falan konuştuğum için. Abi çok büyük destek gelmiş. Tekrar çok teşekkür ederim. Hani yorumların hepsini titizlikle okuyorum. İlk defa hani saçma bir yorum görmedim. Öyle söyleyeyim. İlk defa hani böyle saçmalayan insan yoktu. Herkes olgunca düşünerek yazmıştı. Çok hoşuma gitti. Buradan bedava kilimizi aldık, hemen kaçalım. Şöyle amblemi göstereyim. İlk item orman tank itemini almışım. Şimdi büyük ihtimalle kanoslamış balta tamamlayacağım. Hatırlamıyorum ben de dediğim gibi. Uzun süredir Fanny'de oynamadığım için hangi build'i kullandığımı bile bilmiyorum. Büyük ihtimalle ilk item kanoslamış balta alacağım. Bu arada neden suikastçı amblemini tercih ettim diye soracak olursanız, hesapta savaşacağım demi yok ama bu bir hani bir bahane değil benim için. Savaşacağım demi kasabilirdim, bilerek kasmadım. Bundan önceki hesaplarında savaşacağım demi falan oynuyordum. Şunu fark ettim. Savaşacağım demin özelliklerinde zırh ve büyü direnci falan var. Can falan var böyle. Çok fazla tanklaştırıyor seni. Bu da ne oluyor? Dakika 9-10 olduğu zaman fani çöküyor. Hani hasarın yetmiyor. Maç başı fazla vurmasının sebebi hani karakterin fani olması. Bu karakter sadece fani olduğu için maç başı fazla vuruyor. Ama hani maç ortalarına geldiğiniz zaman savaşacağım demin size öyle bir taklaştırıyor ki tamam ölmüyor olabilirsiniz ama hasar da vuramıyorsunuz. Suikastçı demin zırh denme ve hasara 3'te 3 aldım ve öldük. Her şeyin bir bedeli vardır. Biz de 3'te 3'ten sonra öldük.
Savaş Camdan taklaştırdığı için ben pek tercih etmiyorum. Çünkü maç başı tamam vuruyorsun, kill alıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Savaş Camdan kill alınca sana can çalma veriyor skill'de. Hani can çalma. Suikast Camdan kill alınca sana altın veriyor. Mesela şu şekilde altın farkı açabiliyorsunuz. 4K altınım var. Rakip takım 3K'da kaldı 7 kill aldığım için. Çok fazla altın farkı açtım. Daha Lunox 2500 altında falan. Ben 4000 altına çıkmışım. Amblem farkından dolayı. Bu amblem şöyle söyleyeyim, hani biraz daha çabuk ölüyorsunuz, öyle söyleyeyim. Daha az tank oluyorsunuz ama daha az tank oluyorsunuz, hasarınız çok oluyor. Yani şöyle yapmanız lazım, mantıklı oynamanız lazım. Bu da sizi kolsuz gibi fan oynamaktan dışarı çıkartır. Mesela Savaş Camdan giriyorsun, 4 kill aldın, Savaş Camdan'ın isteğini fulledin. Diyorsun ki ben ölümsüzüm, bir de tank item almışsındır. 5 kişinin arasına girer ölmem. Hani her taraf halat atarsın böyle. Sonra enerjin bittiği zaman böyle tık diye kalırsın haritanın ortasında. Bu savaşı suikast şamlam girmek sizi biraz daha mantıklı oynamaya yöneltir. Abi adamlardaki hırsa bak, nasıl fokus yemişim. Ne diyordum? Bu suikast şamlam sizi daha mantıklı oynamaya yöneltir. Çünkü neden? Az önce gördüğünüz gibi bir hatanızda, benim gibi böyle bir hata yaparsanız anında tek yiyebileceğiniz bir mekaniğe dönüştürüyor. Bu da ne yapıyor? Her zaman temkinli oynuyorsunuz. Hani hata yaparsam tek yerim, hata yaparsam tek yerim. Bu da size hata yaptırmamaya sürüklüyor. Hani şöyle mesela Fanny'nin görevi nedir? Adam tekleyip çıkmaktır. Suikast çamlarına 5 kişiye kafa atıp oyalayabilirsin falan ama adam kesemezsin. Bununla düz mantık direkt anında hani mantıklı olarak bir kişiyi çıkarıp kaçabilirsin. Çünkü Savaş Camdan dediğim gibi tanklaştırır. Ama Suikast Camdan hasarınızı arttırır. Bu da temkinli oynamanıza yarar. Hani biraz daha dikkatli oynarsanız ölmeyeyim falan diye. Suikast Camdan'a da maç sonu zırh tank itemleri aldıkça zaten Suikast Camdan da biraz böyle tanklaşıyor. Ama hasarı çok fazla oluyor. O yüzden ben Suikast Camdan tercih edeceğim bundan sonra. Önümüzdeki günlerde veya bugünlerde Suikast Camdan oynamayı tercih ediyorum ben. Suikast Camdan'ın tek zararı işte karşı takımla mesela Savaş Camdan oynuyorsanız karşı takımdaki tüm counter'lara hani 4 tane counter olsun, yine Savaş Camdan oynarsınız abi. Onun için Suikast Camdan'da fazla counter'a karşı oynayamıyorsunuz. Mesela karşıda Helcurt olsun, Minstar olsun, Aurora olsun, şu olsun. Böyle olduğu zaman Fanny kullanmayın. Hani Savaş Camdan'ı kullanacağınızda hiç kullanmayın. Daha iyi böyle counter'lar varken. Normal şartlarda zaten Fanny oyun taşımıyor. Onun için suikastçı... Üf, ne güzel dodge'ladım skill'lerini. Dodge mekanik şuraya bak. Tüm ultilerini aldım şu an. O fight'ı şu an bizim kazanmamız lazım. Neden? Çünkü hepsini oyaladım yani. Bak, bir tanesi öldü. Orada Grok'un ultisini falan çıkarttım. Ben Lunox'un sarı ultisini falan aldım. Bayağı iyiydi. Şöyle takıma bakmak istiyorum. Nox'un manası bitti. Şöyle bir de skorlara bakalım. 7-3 oynuyorum. 5200 gold'um var. Benim bazen de tilt olduğum şeyler şöyle bakın. 7 kill almışım. 5200 gold'um var. Bruno 2 kill'i var. 5800 gold daha. O adam ben nasıl keseceğim? Burada Bruno'yu kesemem hani karakterin açısından. Bruno üstüne atladığım zaman W bastığında kaçabiliyor ve uzaktan çok vuran bir şampiyon. Bu maç o yüzden biraz zorlanmadım değil aslında. Ama burada işte bekledim. Burada halat atmadım. Bekledim çünkü Bruno'nun işte tam bu yüzden bekledim. Bruno'nun W skill'ini kullanmasını bekliyordum. Çünkü ben Salih, Gatot tuttuğu an abi Chu da çok iyi fokus atıyor. Baksanıza. Chu 4 kere mi öldüm? 4 kere öldüm. 4'de de Chu'nun yüzünden öldüm ya. Çok güzel fokusluyor adam. Bu arada dışarıda inşaat devam ediyor. Dün size demiştim videoda. Dışarıda inşaat var galiba demiştim. Hala böyle takır tukur makine sesleri geliyor. Karşımızda inşaat var sanırsam. Buralarda metro falan kurulacakmış yer altından. Onların çalışmaları yapılıyor büyük ihtimalle. Kaç? 6100 gold'um var. Bruno'nun 2 kili var. 6300 gold. Karşı Bruno iyi oynuyor. Hani Bruno meta bir şampiyon değil ama adam oynuyor. Demek ki main'i falan, bir de maç başında Türkiye No 3 yazıyordu. Güzel oynuyor ve bayağı da zorlandım açıkçası. Şöyle bir 4 tipimize gelelim buraya. 8 kill almışım. İşte Fanny'de arkadaşlar yapmamız gereken şeylerden birisi bu. 8 kill almışım, dakika 9. Böyle oynanması gerekiyor karakterin.
Yoksa aksi takdirde Fanny düşüyor zaten, güçsüz bir şampiyon. Hani solo girip sakın Fanny oynamayın abi. Solo girdiğinizde şöyle bir şey oluyor. Bu oyun sezon 12 oldu. Mid farkı, hani mid mekanizmasına bakıyor. Kimin midi daha iyi oynarsa o oyun kazanıyor. Beni canlı yayınlarda gördüyseniz hep mid lane oynuyorum. Solo girdiğimde de genelde mid lane alıyorum. Şu çok güzel teklemişim de kill bana gelmedi. Saçmalık. O yüzden hani Fanny oynayan arkadaşlar solo girince Fanny tercih etmeyin. Genelde mid lane şampiyonlarına yönelin. Mid lane oynayın daha rahat lig kasmak için. Ben de hani uzun zamandır Fanny oynamıyordum. Yorumlarda çok gördüm Fanny videosu, Fanny videosu, Fanny. Bir de sözüm vardı bir tane Fanny videosu atacağım diye. Bu arada bu maç hiç halat kaçırmamışım, onu fark ettim. Hiç halat kaçırmadığımı fark ettim. Of bak. Normalde buraya, burada çok güzel oynadım. Suikastçı amblem olduğuna göre, ama Salih Gatot fazla takladı. Orada normal şartlarda Salih taklamamış olsaydı ben ölecektim. Çünkü savaşçı amblem girmedim. Savaşçı amblem olsaydı oradan ölmezdim ama hasarım da etmezdi. Bizim Cloud Lord alıyor diye ben bunu burada oyalıyordum. Base atmasın. Cloud daha rahat doldu alsın diye. Direkt kaç abi ondan sonra topuk. Fanila tank da kesemiyorsunuz bu arada, bunu da söyleyeyim. Çok güçsüz şampiyon ya bu sezon. Zaten hani ben diğer videoda da dediğim gibi global bir olurum, asla düşmem dememdeki sebep Fanny'nin güçsüz olması. Güçsüz olduğu için kimse Fanny oynamıyor. En düşük MMR büyük ihtimalle Fanny'dedir. Hani Fanny'nin MMR'ı çok az. 200 maç oynayıp 89 kazanma oranı yapınca hop global bir de Fanny oluyorsunuz abi. Çok basit bir olay benim için. Dediğim gibi inşallah hesap açılır da kasarız. Açılmasa da gerçi kasacağım ama global 1'e kasar mıyım bilmiyorum bu hesapla. Bu hesapla önümüzdeki sezon global ilk 300 falan zorlarım. Zaten önümüzdeki sezon başladığından 30 gün sonra falan benim hesap açılacak. Tam 79 günü var bugünden söylüyorum açılmasını. Bu arada beni gördüyseniz hep bu noksaya da Halikurt'a fokus atıyorum. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Fanny oynarken fokus da önemli. Hani böyle bodoslama girip adamları tankına dalmayın. Zaten Fanny oynuyorsunuz, kırılgan bir şampiyonsunuz. Her an tek yeme lüksünüz var, her an tek atma lüksünüz de var. O yüzden mantıklı fokus atın. Hani mantıklı kişiyi çıkarmaya çalışın. Beni fark ettiyseniz ya Lunox'u ya da Helcurt'u kestim her seferinde. Çünkü adamların ana beyinlerinden birisi Helcurt. İşte diğerine abi Chu. Her seferinde Chu'yu öldüm ya. Burada ölecek miyim? Hop kaçıyoruz. Kaç. Oyun bitti. Orada kaçardım bile, ölmezdim biliyor musunuz? Bu da böyle bir Fanny videosu oldu. Fazla Fanny videosu istemiştiniz. Ben de dedim artık çekeyim. 11'e 4 oynamışım. 60k vurmuşum. Takımdaki en yüksek hasar mı? %38 hasar. Bayağı iyi ya. 38 hasar fazla. Bu ildimi de şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kana susamış, umutsuzluk, ayakkabı, sonra direkt tank itemlerine doğru yöneliyorum. Çünkü suikastçı amblem kırılgan oluyor. Tanklaşmanız gerekiyor. Beğendiyseniz arkadaşlar bir like atabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi çok kısa sürede bir 7200 aboneye ulaştık. 8000 aboneye doğru gidiyoruz. Abone olmayı izliyorsanız, bir abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.